Beren gezilerimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi sizleri sabah kahvaltısında olmazsa olmazı güzel bir yere getirdik Arzu. Yalnız iyi bir gün, iyi güzel bir gün, güzel bir kahvaltıyla başlar diyoruz. Biz öyle bir şok geçirdik ki Ali. Mutlaka izleyicilerimiz de şok geçirecektir. Çünkü burada var ya, söylemeyelim. İstiyorsan baştan başlayalım. Şöyle. Kaç çeşit kahvaltı var şöyle ve ne kadar? Başlayalım şöyle. Arzu say, içinden say, hızlı hızlı gidelim. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Allah! 30, dur Ahmet'im seni çarptın dur. 35, dur Ahmet'im sen yarım kaldı. Yarım kaldı. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Tamı tamına burada. Arzu, sen, kaç tane saydın sen Arzu? Vallahi 40'a kadar saydım herhalde. Vallahi ben de şurada 50 saydım. Kaç çeşit bulunuyor? 90 çeşit. Aynen. Yalnız diyeceksiniz ki 90 çeşit kahvaltı olur mu? Olur. Biz de gördük diyorsunuz belki. Abi. Belki 100 tanesini de görmüşsünüzdür. Abi, belki 150 tanesini de görmüşsünüzdür. Yuh diyebilir miyim? Diyebilirsin. Görmüşsünüzdür ama açık büfe olanını görmemişsinizdir eminim. 90 çeşit kahvaltı Belen'de Ahmet Usta'nın mekanında sadece ve sadece 15 TL. Şimdi reçeller burada. Değil mi reçellerimiz? Reçel çeşitlerimiz. Reçellerimiz yalnız balımız var. Bal, ceviz reçeli. Ceviz reçeli mi? Süzme balımız ve süzme, petekli bal, süzme bal. Ceviz reçeli olmayan bir şey. Yeni görüyorum ceviz ben. Ceviz reçelini hiç duydunuz mu? Ceviz reçeli dopingdir. Şöyle gösterelim. A, B, C, D bütün bir tane. Aynen, aynen. Yalnız bu ceviz reçeli marketlerde gördüğünüzden değil. Çatal alabilir miyim? Bu organik, çatalım. Belen'de yapılan... Ev hanımlarımızın yaptığı Arzu, bir reçel. Şunun tadına bakalım Arzu. Cevizin reçeli oluyormuş mu? Oluyormuş demek. Bakayım. Sen de her senin tadına bakayım ha. Öyle de ben de gözünü seveyim yapma ya. Lan çok güzel. Yalnız. Vallahi harika. 100 kiloydu. 10 kilo daha alacak. 110 kilo alacak. Yarım dünya anneyim. 3 haneyiz bak 3 haneyiz. Yalnız Ahmet ustacığım şimdi benim arkadaşıma takılıyorsun ama sen de maşallah Ali'den kalır yanın yok. 99'dan gün alıyor Arzu. Bu kadar lezzet olursa o kiloları olmaz almak mı? Mümkün mü? Olmaz değil tabii mı? Ki. Börekler burada su böreğimiz. Kimler yapıyor böreği? Onu da söyleyelim. Burada börekleri evde işim yapıyor. Evde hatun yapıyoruz onları. Görüşürüz inşallah. Gelin eline sağlık diyoruz. Şöyle göstereyim su böreğimiz, ıspanaklı böreğimiz. Yani burada bunun yanı sıra biberli ekmek. Hatay'a öz biberli ekmektir bu. Hataya öz biberli ekmek. Lahmacun sanmıyor ama. Hayır canım lahmacun. Ben de lahmacun tarzında. Evet. Yumurtalar var burada. Yumurta salatası, kızartmalar. Şöyle gel Ahmet Usta buraya doğru gel. Tabii sizin mezeler olmazsa olmaz tabii. Yalnız mezelerimiz. Burada bu kadar çeşitli saydık Ahmet Bey ama özellikle burada şunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki çeşitleri fazlasıyla her yerde bulabilirsiniz ama organik olanını bulamazsınız. Evet, Ahmet Ustam doğal. Gerçekten doğal, bunu gerçek, doğal size sunarken organik bir şekilde sunuyor. Organik. Yalnız sen doğal beslenmişsin. Ben niye doğal beslenmiyorum abi? Senin, arada fark var. Senin yerin başka. Arada fark var. İltifat ediyor. Hakaret beni bilmiyor abi. Şöyle bir devam edelim, devam edelim. Meze çeşitlerimizden devam ediyoruz. Dimaş. Bu kekik salatası. Kekik salatası. Bu zeytin yine salatası. Burada şunu söylemek istiyorum. Yine sağlığa çok faydalı. Özellikle evet. Vurgulamış olalım. Kilo vermek isteyenler özellikle yine buraya gelebilirsiniz. Bak görüyor musun? Herkes bizim gibi kilo almak zorunda bak, değil. Alamıyorsunuz tabii. Laf çarpıyor bize. Vallahi sorma. Şöyle gidelim abi gel abi. Bu zeytin salatamız. Zeytin salatası. Yeşil zeytin bu, salatası. Evet bu çökelik salatası. Çökelik. Arzu kahvaltıları aldık da keşke bunun yanında bir yaprak tavası olsa, bir yaprak kavurma olsa. Ya kahvaltıyı yer misiniz bunlardan ha?
kahvaltı sabah. Yenir mi sabah sabah, olur mu? Buyurun o zaman. Ama kahvaltı var. Gel abi, gel, gel. Ben niye uyanık yaptım? Az aldım, az aldım ben, az aldım. O zaman bir şöyle kahvaltıyı kenara bırakalım. Abi ya yine konuşulmuş yani sanatını. Şöyle. Karşıda görüyorsun şöyle. Ekmeği. Şimdi abi, gel ustam yer, gel. Gel abi ustam yer. Ali Usta'ya talimat vermişsin, yine yapmasın yapacağını Ahmet Usta. Olmazsa olmaz. Ya gece künefe yapıyorsun. Sabah kahvaltı hazırlıyorsun. Sonra 15 liraya veriyorsun. Sonra arkasından da böyle yaprak tava hazırlattırıyorsun. Olmaz yani, olmaz. Olmadı. Sonra da böyle küları alıyoruz hep birlikte. Kocaman kocaman göbekler oluşuyor. Bak bir tane burada daha var. Maşallah maşallah. Ayağı mı ağrıyor ya? Ayağı ne oldu? Bir şey oldu abi ya. Ayağıma bir şey oldu. Ne oldu ayağına? Vallahi et yemedim herhalde ondan mı? Yiyin. Yemezse ben seni ayağına tutmuyorum. Yiyin. Yemek serbest. Yalnız doğru, iyi alıştınız tamam. Yani mikrofonla böyle. Vallahi ben buna alıştırsam sizle beraber çalıştığına yani. 4 yılda bu kadar hizmet veren, bu kadar lezzet sunan acaba 2 dakikada bizim mesleğimizi elimizden almaz mı? Aynen. Aynen. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Çala çala.